9 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, solunum sıkıntısı öne eğilince azalan göğüs ağrısıyla başvuruyor. Fizik muayenesinde kalp sesleri derinden geliyor, sürtünme sesi duyuluyor. Laboratuvarda sedimentasyon artmış, EKG'de voltaj azalmış, ST yükselmesi var, ECO'da diyastolik disfonksiyon azalmışsa bu hasta için en olası tanı hangisidir? Evet, son derece kolay bir soru. Çünkü hastanın kalbine frotman duyulması, kalp seslerinin derinden gelmesi, öne eğilince azalan göğüs ağrısı şikayetinin olması, genel laboratuvarda EKG'de voltajın azalması ve ST yükselmesinin varlığı, hele ECO'da diyastolik disfonksiyon bunun tipik bir perikardit tablosu olduğunu gösteriyor. Peki perikarditli bir hastanın tele bulgusu neydi? Çadır kalp manzarası. Peki perikarditli bir hastanın seyrinde EKG'de ne değişir derseniz ST çöker. Hastamızda olduğu gibi başlangıçta ST yüksektir, daha sonra ise çöker. Peki perikarditli bir hastanın seyrinde venöz dolgunluk, hepatomegali, hipotansiyon, nabız basıncı azalma ve pulsuz paradoksus gelişirse ne düşünürdük? Kalp tamponadı düşünürdük. Peki kalp tamponadı gelişen perikarditli bir hastada taşikardiyi önlediği için kontraindike olan ilaç hangisidir derseniz cevap digoksindir.